Özlem abla, tamam mı? Değerli izleyicilerimiz, şu an itibariyle Çaykur Genel Müdürü'nün önündeyiz. Bilindiği gibi, evet, Kurban Bayramı öncesi paraların yatması için ilçe başkanlığı ve il başkanlığı tarafından evet, bir basın duyurusu var. Başkan, bir dakika. Biraz yakın oldu. Arkadaşlar, biraz yaklaşabilir miyiz ya? Evet, az sonra basın açıklaması başlayacak. Bilindiği gibi Mayıs ayı ödemelerin 29 Haziran itibariyle verilmesi açıklanmıştı. Ancak tabii ki CHP teşkilatı bu ödemenin biraz daha öne çekilmesini söylüyorlar. Şöyle biraz yaklaşabiliriz arkadaşlar. Evet, yapacağım. Şu an itibariyle. İlden birini sapatmadın. Az sonra basın açıklaması başlayacak. Gördüğünüz gibi. Evet, Rize. Pazar, Ardeşen, Fındıklı ilçelerden geliyorlar. Şu an itibariyle. Evet, az sonra canlı olarak açıklamalar da yapılacak. Tamam mıyız arkadaşlar? Hazırız başkanım. Osman az yeri çıkacak. Evet. Buyurun başkanım. Şu an itibariyle. Evet, değerli basın mensubu arkadaşlarımız. Bugün Mayıs ayı yaş ayı ve ad medallerinin Kurban Bayramı'ndan önce ödenmesiyle ilgili olarak yapmış olduğunuz çağrı üzerine Çaykur tarafından yapılan Kurban çay bedellerinin Haziran'ın 28'inde ödeneceği ile ilgili açıklamayla ilgili olarak yapmış olduğumuz basın açıklaması. Basın açıklamamıza katılan değerli konuklarımızın yanında Tekviraj Bölge Temsilcimiz Sayın Ahmet Reis, Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Halil Aktaş, Demokrat Parti İl Başkanı Hamit Çelik ve diğer arkadaşlara katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensuplarımız, bu yıl ilk defa bir şey oluyor. Yaş çayının bedelleri ve kudama bedelleri bayramdan önce ödenmiyor. Kurban Bayramı bayramdır. Kurban Bayramı'nın bayram tadında geçmesini sağlamak iktidarın görevidir. Yapılan açıklamaya göre yaş çayının bedelleri 28 Haziran'da ödenecek. Yani 13-14 gün sonra. Bu açıklama kabul edilemez. Bu ödeme tarihi kabul edilemez. Çünkü yaş çayının bedellerini 13-14 gün önce ödemek ne Çaykur'u batırır ne de hazineyi iflas ettirir. Sadece çay üreticisini, esnafı sevindirir. Buradan Çaykur Genel Müdürlüğü'nden Tarım ve Orman Bakanı'na, Maliye Bakanı'na ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Önceki bayramlarda ödendiği gibi bu sefer de bayramdan önce Mayıs ayı yaş çay alım bedellerini ve budama bedellerini ödeyiniz. Ödeyiniz ki çay üreticisi Kurban Bayramı'na boynu bükük girmesin. Zaten açıklamış olduğunuz yaş çay alım fiyatıyla çay üreticisini mağdur ettiniz. Şimdi de bayramdan önce bilerek ödeme yapmayarak çay üreticisinin Kurban Bayramı'na boynu bükük girmesine neden oluyorsunuz? Dünyanın en pahalı ülkesi konumuna gelmişiz. Her şey ateş pahası. Geçen sene iki ekmekten fazla alan çay üreticisini bu sene 1,5 ekmek alamıyor. Yakında bir ekmek bile alamayacak. Uygulamış olduğunuz ekonomi politikası, tarım politikası sonucunda esnaflarla, fırıncılarla, minibüsçülerle vatandaşları karşı karşıya getirdiniz. Rize'de ilk defa bir şey oldu. Kurbanlık getirenler satış yapamadıklarından dolayı çay bedelleri ödensin diye seslerini yükselttiler. Bu dönem çay üreticisi kurbanlığını alamadı, çay üreticisi Kurban Bayramı'na boynu bükük girmektedir. Çay üreticisi çocuklarına, torunlarına, esnafa karşı boynu bükük bırakıldı. 2024 yılında bilerek çaya fiyat vermeyenler bir çay üreticisine bir darbeyi daha Mayıs ayı yaş çay alım bedellerini bilerek bayramdan sonra ödeme kararı aldılar. Aynı şekilde de budama bedelleri bayramdan sonra kaldı. AKP hükümeti kötü yönetiminin faturasını, yaşanan krizin faturasını halka ödetmeye devam ediyor.
Bilindiği gibi ulama bedelleri hazine tarafından ödeniyor. Hazine isteseydi bu para çok rahat ödenirdi. Derdini en iyi İngilizce anlattığını söyleyen bakan tarafından engellendi. Kendini Türkçe ile rahat ifade edemeyen, yani biz de aynı dili konuşmayanlar Çengelsiz'in derdini bilemez. Çaykur Mayıs ayında almış olduğu yaş çayın bedelini çok rahat ödeyebilirdi. Çünkü Kurban Bayramı'nın günü belli. Sezonu açacağınız ay belli. Bir programlama yapıp ödeme dengesini buna göre oluşturup ödeyebilirdiniz. Çaykur tarafından yapılan basın açıklamasını ilk defa kredi kullanılmadan Mayıs ayı yaş çayın bedelinin ödeneceği belirtildi. Bayram ne zaman? 16 Haziran. Peki Çaykur ne zaman ödeme yapacağını açıkladı? 28 Haziran'da. Yani 13-14 gün sonra. Yapılan açıklamaya göre Çaykur erken öderse kredi kullanır ve batar. Yani Çaykur kredi faizi ödemesin ama vatandaş bankalara borçlansın, faiz ödensin. Bu açıklama aynı Tarım ve Orman Bakanı'nın Çayanok fiyatının sosyal medyadan açıklaması gibi çevresine saygısızlıktır. Kurban Bayramı'nın günü belli. Sizin nakit durumunuz belli. Çaykur gibi büyük bir kuruluşun, hatta çok büyük bir kuruluşun 12 günlük bir finansal programlamayı yapamaması kabul edilemez. 2002 yılında Çaykur'un bankalara borcu 20 trilyon. 2023 yılı faaliyet raporuna göre eğer bu arada ödenmemişse Çaykur'un bankalara borcu 5.8 katrilyona çıkmış. Çaykur'un 2023 yılında bankalara ödenen faizi 1 katrilyon üzerine çıkmış. Siz kredi çekmemek için ödemeleri bayramdan sonra bıraktık diyorsunuz. Çevresiyle dalga geçmeyin. Çaykur'un öz sermayesi 2002 yılında 225 milyon iken şimdi 12 milyar 200 milyon lira, yani 12 katrilyona çıkmış. Bu devletin Çaykur'a koymuş olduğu sermaye. Çaykur gibi büyük bir kuruluşun 13-14 günlük süre için ben kredi kullanmak istemiyorum, ödemeleri bayramdan sonra yapacağım demesi kabul edilemez, bu inandırıcı değildir. Çaykur devletindir, halkındır, mazeret üretmeden üreticinin parasını bayramdan önce ödeyiniz. Sarayın bir aylık harcaması 1 katrilyon. Saray bu ay harcama yapmasın, çevresinin alacağı ödensin. Değerli basın mensuplarımız, bu işin sorumlusu Çaykur değildir, bu işin sorumlusu Tarım ve Orman Bakanlığı'dır, AKP iktidarıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın plansızlığının bedelini çevresi ödeyemez. Yaratmış olduğunuz ekonomik krizin faturasını çevresine ödetemezsiniz. Ödemenin bayramdan sonra kalmasının nedeni kural kredi kullanmamak değil, AKP iktidarının basiretsizliğidir. Emekli maaşlarını bayramdan önce ödemeyeceksiniz. Yaş yarım bedellerini bayramdan önce ödemeyeceksiniz. Kudama bedellerini bayramdan önce ödemeyeceksiniz. İnsanların bayramlarını zehir etmeye ne hakkınız var? Anlaşıldı. Yönetemiyorsunuz. Bırakın gidin. Buradan Tarım ve Orman Bakanı'nı istifaya çağırıyoruz. Çevresinin parasını ödettirmeyen Maliye Bakanı'nı istifaya çağırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'na da bu duruma müdahale etmediği için, seyirci kaldığı için kınıyoruz. Bir kez daha sesleniyoruz. Daha vakit var. Çevresinin Kurban Bayramı'na boynu bükük girmesine neden olmayın. Satmış olduğu çayın parasını ödeyin, kudama bedellerini ödeyin. İtibarınızdan tasarruf edin, sarayı kapatın, faiz ofisine, rantiyeye vermeyin, vatandaşa verin, çiftçiye verin, çevresine verin. 14 Haziran'da yapılacak buğday mitingine katılacak olan çiftçi kardeşlerimize de buradan çay üreticilerin selamlarını ve dayanışma duygularını iletiyoruz. Çay, buğday, pamuk, zeytin gibi bu topraklarda üretilebilen her şeye birlikte sahip çıkacağız ve birlikte mücadele edeceğiz. Hakkımızı alacağız. Saygılarımla. Evet değerli izleyicilerimiz, bize CHP İl Başkanı Ünsal Türkçemiz'in yapmış olduğu açıklamayı izlediniz. Gördüğünüz gibi çeşitli ilçelerden ve dediğimiz gibi yöreden gelenler burada protestolarını yapıyorlar. Şu anda pazar ekibini görüyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi itibariyle çok değerli basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şöyle başlayalım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada yaptığımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı basın açıklamasına biz de bu üretici olarak desteklerimiz önündeydik.
Ama görüyoruz ki birçok çay üreticisi bu desteğe biraz serin bakıyor. Yani aslında bütün olarak herkesin bir destek olması için burada olması ben ayağa kalamayı durmasın dediğinde arzu ederdim. Şunu söylemek istiyorum. Demin Saptık Başkan'ın izah ettiği gibi şimdi yetkililer der ki işte yetişmiyor fazlalar. Bunun kesintisi var, kooperatif var, fiyatı var, bir sürü. Bir sürü bahaneleri gündeme geliyor. Dolayısıyla şimdi bu yani siz söyleyin bu Kurban Bayramı'nın tarihi gelecek seneden de bellidir, bir dahaki sene de bellidir, bugün de belliydi. Kampanya açıyor, efendim kurbana yetişmez. 10 gün sonra yetişen bugün yetişmiyor. Peki bu yetkililer bu kadar ne iş atıyorlar ya? Bu şeyde bilgisayar masasına pek mi oynuyorlar ya? Basarsın diyor ya, kesinti yaparsın. Basarsın yaparsın yani. Cumhurbaşkanı bir kelime dediği zaman anında gece yasa para yatıyor. Anında bir şey oluyor diyor. Siz dediğiniz çay parası niye ödenmiyor ya? Bu millet şimdi o zaman şunu yapmak lazım. Çünkü eskiye kurban kesilir mi? Olmaz. Peki Diyanet Başkanımız nerede? Hac'da. Bari orada toplayın nasıl kurban ne kırıyorum o zaman, paramdan sonra keselim, ne yazık? 4 gün kes, seni keseriz, o zaman diyor sonra. Bu nasıl bir şey ya? Yine zaten kendileri böyle ayarlıyorlar. Herkes faizi onlara göre helal, onlara sana göre haram. Uydurmuşlar gidiyorlar yani. Milleti dinden soğuttular, imandan soğuttular. Şimdi buyurun, gelişin cenaze namazına. Bir an önce yetkililerden çay parasının ödenmesini istiyoruz yani. Bastılar böyle, ne var bitsin yani. Burada 2-3 gün zaman var. 24 saat çalışsınlar, mesai versinler canım ya. Saat 5'ten sonra 2 saat daha çalışsa ne olur burada? Tamam mı? Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Başkanım ben bir şey sorabilir miyim? Arkadaşlar, yöneticileri. 46 yıl üzerine CHP buradan zaten bir tane milletvekili istikrarı. Ben merak ediyorum. Merak ediyorum. Acaba sayın Cumhurbaşkanı, bizim uçak dediğimiz adam, biz CHP milletvekili verdikleri bizden intikam alıyoruz. Çok merak ediyorum ya. Ben 63 yaşındayım. Tam 63 yaşındayım. İlk sefer çay kurban kesildiği zaman ne çay parası, ne dip parası, ne maaş alıyoruz. Ya bir kurban 20 bin lira. Bir ton çay 16 bin lira. 16.600 lira. Kurban 20 bin lira mı? En az 20 bin lira. Bir pay. Herhalde yani. Yani komplesi demiyorum yani. Bir insan olurken. Yani. Evet. Yani anlayın yani. O kadar diyoruz evet. Yani. Bir kurban 150-200 bin lira yani. Evet. Şimdi gübresi var, sayı var, bunu var. Erdoğan kaleyi sıfır. Ben alacağım diyelim çaysın boştan çay. Ben bununla gübre parasını vereceğim, kurbanımı keseceğim, evime kaçacağım, ne yapacağım? Ben de yani ciddi söyleyeyim bir hanım benim. Ben geçinmiyor muyum? 14 bin lira emekli maaşı alayım da bu vatandaş nasıl geçinmiyor? Kurban olduğum ya.
Teşekkür ederim. Ben bunu çok merak ediyorum. Hadi be. Çay, sayın bizim uçak, evet. Cumhurbaşkanımız bizden intikam alıyor. Bizden intikam alma. Bir daha sesime daha kötüsü olur. 2-1 olur. Veya usul fel olur. Aklını başa toplayın. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ben Ali Osman Kabaoğlu. Bize Kalkan Dere'den. Teşekkür ederim. Kabaoğlu konuşmasını yaptı. Evet. Değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi bize CHP İl Başkanlığı tarafından paraların karbon kurbanlarını öncesi ödenmesi için bir basın duyurusu yapıldı. Evet. Ayrıntıları gündempazar.net'ten takip edebilirsiniz. Parka gidelim. Şu an itibariyle yayınımız, canlı yayınımız burada sona eriyor. Gündempazar.net'ten takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.